Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Satranç Kupası 17 Mart 2022 tarihi itibariyle başladı. Tabii ki de bu video 18 Mart'ta yayınlanan bir video olacak. Yani bu videoyu siz izlediğinizde bir gün önceden bu turnuvanın ilk turu başlamış oldu. İlk turda öncelikle şu turnuva ile alakalı bir bilgi vereyim. İki grup oluyor arkadaşlar turnuvada. Bu iki grupta da iki ayrı grupta da yer alan satranç oyuncuları oluyor. İşte kimler var? Ediz Gürel var, Kıvanç Azadaroğlu var, Mustafa Yılmaz var, Vahap Şanal var, Kübra Öztürk Örenli var. Bunun gibi birçok Türk satranç oyuncusu var. İşte Cem Kağan, Gökhan Kan var vesaire vesaire. Bu oyuncular farklı gruplarda, eleme gruplarında mücadele edecekler ve daha sonra bu eleme gruplarında elenenler turnuvaya devam edemeyecek. Bu eleme gruplarından bir üst tura yükselmeye hak kazananlar ise kendi aralarında yeniden bir maç yapacaklar ve bu şekilde birinci belirlenecek. Türkiye Satranç Federasyonu'nun internet sitesinden bu turnuvayla alakalı canlı yayınları da takip edebilirsiniz. Turnuvanın birinci turunda ben maçları inceledim biraz. Şöyle genellikle böyle berabere biten maçlar oldu ama bir maç vardı ki beyazlarda Grandmaster Mustafa Yılmaz hocamız, siyahlarda ise Roman Grandmaster VGM yani Kübra Öztürk Örenli maç yaptılar ve beyazlarda Mustafa Yılmaz bu maçı kazandı. Güzel bir maç oldu, enteresan bir açılış oldu. Siyahlar reti tercihiyle devam etti. Yani hani E4, E5, D4, D5, C4 yapıları ya da E4, C5 yapıları, sicili yapıları, vezir gambiti yapıları falan filan. Bunlara artık biz aşina olduk. Mesela dünya şampiyonluk maçlarında çok fazla İspanyol açılışı oynandı vesaire. Biz farklı açılışlar gördüğümüz zaman her zaman heyecanlanıyoruz. Bu nedenden dolayı beyazlarda Mustafa Yılmaz'ın tercihi, siyahlarda Kübra Öztürk Örenli'nin tercihiyle birlikte bu maç güzel bir maç oldu. Ve oyun ortasında beyazlarda Mustafa Yılmaz merkez piyonunu kazanınca da siyahlar terk etti. Haydi bakalım bu güzel maçımıza geçelim ve bu maçla birlikte de Türkiye Büyük Millet Meclisi Satranç Kupası'nda mücadele eden tüm oyunculara da başarılar dileyelim. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayanlar varsa da hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirler diyelim ve bakalım beyazlar bu maça nasıl başlamış. At3 ile başlıyor beyazlar. D5 ile siyahlar cevap verirken G3, G6, fil G2, fil G7 hamlelerinden sonra kısa rok tercihi var ve siyahlar bu durumda E5 oynuyor. Baktığımız zaman beyazlar için sıkıntılı bir açılış gibi görünen, siyahlar için çok daha iyi bir merkez hakimiyeti veren bir açılış gibi görünüyor. Ama arkadaşlar beyazın sonraki hamlelerinden sonra beyazlar bu siyahın merkezdeki avantajını bir şekilde tenöre edebiliyorlar. Özellikle D3 hamlesi ve akabinde yapacakları E4 ve C4 hamleleriyle birlikte beyazlar da merkezde söz sahibi olabiliyorlar. At E7 hamlesinden sonra dediğimiz gibi burada beyazlar önce E4 daha sonra C4 da oynayabilir. Ya da önce C4 daha sonra E4 da oynayabilir. Beyazlar da Mustafa Yılmaz C4 tercihinde bulunuyor. C6'dan sonra ise şimdi E4'de oynuyor. Şimdi baktığımız zaman merkezde beyazın yapısı da gayet sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca siyahların kullanımına açık bir D4 karesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Siyahlar rokla devam ediyor ve beyazlar at C3 oynayarak maça devam ediyorlar. Burada siyahlar için güzel bir hamle olan D4 hamlesini öneriyor bilgisayar. Yani bu D4 hamlesi ben birazcık araştırdım. Reti açılışında tercih edilen bir devam yolu ama çok fazla oynanan bir devam yolu olduğu için belki de siyahlarda Kübra hocamız ne yapmış olabilir? Oyunu karıştırmak için farklı bir varyant denemiş olabilir. Belki de kendi çalıştığı bir varyant olabilir. A5 ile devam ediyor siyahlar. Burada E çarpı D5 ya da C çarpı D5 öneriliyor beyazlara. Fakat burada beyazlarda Mustafa Yılmaz vezir B3 oynamayı tercih ediyor. Ve vezir biliyorsunuz B3 karesinde hem merkeze hem şahlar adına hem de rakibin B7 piyona bakma özelliğine sahip oluyor. Ve siyahların C8 filinin geç çıkmasına neden olabiliyor. Burada yine siyahlara öneren hamle D4 iken siyahlar burada D çarpı C4 oynamayı tercih ediyor. D4 hamlesinden sonra siyahların yapacağı at D7 gibi hamleler var. Ya da C5 sürüşü var. Tabi C5 sürüşü ne kadar yapılır bir hamle bilemedim. Ama tabi C5 sürüşünün de fikirleri güzel. Öncelikle beyazın C4 piyonun önünü tıkamış oluyor. Aynı zamanda C5 sürüşüyle birlikte zayıf olan, beyazlar için zayıf olan
D4 karesi iyiden iyiye kontrol altına alınmış oluyor. Herhangi bir at bu D4 karesine oturduğu zaman at çarpı D4'ten sonra C çarpı ya da E çarpı D4'le birlikte bir bağlı geçer elde edilme şansı oluyor siyahlar adına. Böyle yapmamış siyahlar at A6 oynayarak gelişimine devam etmek istemiş. Kale D1'le ver vezir demiş beyazlar ve vezir E8'e kaçtıktan sonra fil E3 de oynanabilir ya da at A4 de oynanabilir. Her ikisine de fikir filin ya da atın B6'ya oturtulması arkadaşlar. Fil E3 tercihinde bulunmuş Mustafa Yılmaz. Burada siyahların bir F5 sürüşü görünüyor. Diyor ki bilgisayar siyahlara, senin diyor F5 sürüşüne birlikte merkezdeki hakimiyetini perçinlemen, kalenin önünü açman ve alan üstünlüğü olan beyazların üstünlüğünü bir tık daha geriye çekmen, yani durumu eşitleme durumu olabilir diyor. Tabii ki de F5 yapmak kolay değil arkadaşlar. Niçin? Çünkü rakibin C5 şebekte açarak şahları falan olduğu için bundan da çekinmiş olabilir siyahlar. O yüzden F5 oynamıyor ve fil E6 oynuyor. Şimdi fil E6 hamlesinden sonra F5 düşünülebilir. O yüzden F5'i şimdi sürmek için fil E6 yapmış olabilir. Ama bunda da arkadaşlar B7 piyonun şu anda boşta olduğunu söyleyebiliriz. Beyazlar B7 piyonu alabilir ki almalıymış da. Fakat B7 piyonunu almıyor beyazlar ve at G5 oynamayı tercih ediyor. Tabi at G5 hamlesi birlikte at çarpı E6 planlanıyor. F çarpı E6 alındığı zaman merkezde duble ve izole bir piyon yapısı kalacak siyahlara. Bu nedenden dolayı siyahlar fil G4 oynuyor, ver kale ediyor. F3'te geri püskürdükten sonra fil C8'e kaçıyor. Hem de piyonunu korumuş oluyor. Burada fil B6'ya oturtulması öneriliyor bu filin. Fakat at A4 oynamayı tercih ediyor Mustafa Yılmaz. Diyor ki ben fili B6'ya oturtmak yerine atımı B6'ya oturtacağım diyor olabilir. H6 ile birlikte ata bir kışkış. At H3'e kışkışlanınca da burada siyahlara önerilen hamle önce kale B8, akabinde D5 sürüşü. Niçin? Pardon, kale B8, akabinde B5 sürüşü. Niçin? Çünkü B5'ten sonra at herhangi bir şekilde B6'ya oturursa fil tarafından yalnızca korunuyor ve kale tarafından da tehdit edilir vaziyette olsun şeklinde bir fikir yatıyor. Fakat burada siyahlar kale B8 yerine önce hızlı bir şekilde B5 sürmüş. At B6'ya oturunca ver kaleyi, ver fili. Kale B8 hemen hemen zorunlu. Burada beyazlara at çarpı C8 de öneriliyor ya da vezir A3 de öneriliyor. Fakat önce bir kale A'dan C1 yapıyor beyazlarda Mustafa Yılmaz. Burada siyahlara önerilen hamle at C7. Fakat siyahlar fil E6'ya oynayarak C4 piyonunu açmaza almak istiyorlar. Buna da vezir A3 cevabı geliyor beyazların. Vezir A3 ile birlikte A5 piyonuna da bir bakış var. A5 piyonu isteniyor. Siyahlar da Kübra hocamız o yüzden A4 sürerek bu piyonu da korumuş oluyor. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman beyazın çok daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü siyahın G7'de ölü bir fili, F8'de ölü bir kalesi var. Vezirin yerinden hiçbir şekilde memnun olduğunu düşünmüyoruz. B8'deki kalenin durumundan da hiç memnun olduğunu düşünmüyoruz. A6'daki at hiçbir işe yaramamakta. Bu nedenden dolayı sanki siyahların taş uyumu daha kötü gibi. Tabii ki bunun karşılığında beyazlara da bakalım. Beyaz vezirin durumundan çok da memnun olduğunu düşünmüyorum ama hiç değilse rakibin şah kanadına ve merkeze doğru bir bakış atıyor. Kaleleri çok güzel konumda gerçekten. İyi konumda, fili çok güzel konumda merkezde ve atta koruyor. At B6'da rakibin satım haline doğru geçmiş olan atlar her zaman tehlikelidir ve beyazlar için her zaman iyidir. Sadece tek sıkıntısı H3 atı gibi duruyor. G2 fili ise şimdilik bir işe yaramıyor. Ama bu piyonlar sürülemediğini düşünürsek fil F1'e gelerek daha sonra yapacağı bir manevrayla belki de canlanabilir. O yüzden dolayı da zaten beyazlara önerilen hamle atı F2 oyna, çünkü bu atın pek işe yaramıyor. Ama beyazlar da Mustafa Yılmaz B3 yapmayı tercih ediyor. Tabii ki de alınamaz çünkü at düşer, ona güveniyor biraz da. Burada at C8 dönüyor siyahlar ve diyor ki bu B6'daki atın çok rahatsız edici. Şu anda ata karşı ciddi bir istek var arkadaşlar. Çünkü at alındığı zaman fille alınırsa kaleyle alınacak. Burada C çarpı B5 yapıyor. Beyazlar diyor ki sen beni alırsan ben seni alırım. Sen beni alırsan ben de senin atını alırım diyor. O şekilde düşünüyor. Buna da C çarpı B5'e cevap vermiş siyahlar.
Galatasaray'la birlikte beyazlar atını kaçmış oldu. Şu şekilde tehdit vardı ve kaçmış oldu. Acaba burada at çarpı C8 yapılabilir miydi? Kötü at iyi at arkadaşlar. İyi atlı kötü atı beyazlar niye kırışsın ki? O yüzden atı D5'e dönüyor. Böylelikle E6 filinin de vezir kanadına bakışını bir şekilde kesmiş oluyor. Burada siyahlar belki de geç kalmış bir F5 sürüşünü yapınca da burada beyazların hamlesi at F2. Kötü durumda olan H3 atını bir şekilde iyi yerlere koymak için hamle yapıyor. Kale F7 hamlesinden sonra ise kale F7 hamlesi biraz daha arkadaşlar kaleyi de oyuna sokma, canlandırmaya yönelik bir hamle olabilir. Aynı zamanda bu noktada atın C7'sinden belki endişe ediyordu siyahlar. Çünkü at çarpı C7'den sonra kale çarpı C7 ve kale 7. yatayda olacaktı. Belki de o hamleyi yapmasın diye kale F7'yi oynadı. B çarpı A4, B çarpı A4 kırışmasından sonra beyazlara önerilen hamle F4 sürüşü. Beyazlara diyor ki vezir kanadında olan oldu, biten bitti. Artık yavaş yavaş şah kanadına yönlensen iyi olur diyor. Fakat beyazlar G2'deki filine bir çare bulmak için fili F1'i oynayarak tempolu bir şekilde atı istiyor. Ve işte siyahın kötü hamlesi geliyor. Normalde siyah fil çarpı D5 ile kırışmaya gitmesi lazımken gidiyor fil F8 oynuyor ve diyor ki sen benim atımı alırsan ben de senin vezirini alırım diyor. Ama burada veziri hem kaçırıp hem de tehditli gelme durumu var. Vezir C3 diyor ki ver atı, ver merkez piyonunu. Bu açıda pek fazla yapacak bir şey yok. Fil çarpı D5 alınıp hem de piyon korunmaya çalışılıyor. Tabii ki de beyazlar piyonla alırsa bu durum böyle ama almayacak. Kale çarpı D5'te ver bakalım filli atı, ver bakalım kaleyle ya da vezirle piyonu diyor. Şu anda beyazlar ve Kübra Hoca da bu noktada terk ediyor arkadaşlar. Tabii terk etmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu at nasıl korunacak? Yani bu atı çünkü kaçsak, gerçi kaçılabilir, at B4 oynanabilir. At B4 oynanırsa eğer mesela biraz devam ettirelim. Kale çarpı E5 yapılacak. Ver veziri denecek. Yani vezir kaçar mı yoksa araya at mı kapatır? Çok yüksek ihtimalle araya at kapatır. Çünkü kaçması durumda diğer kalede tempolu bir şekilde gelecek ve sıkıntı oluşturabilecek siyahlara. O nedenden dolayı çok yüksek ihtimalle atı kapatacaktır arasına. Bu noktada da acaba ne yapılabilir diye şöyle bakıyorum. Beyazların birden çok hamlesi var. Mesela ne gibi? Burada tabii ki de bir şiş tehlikesi var arkadaşlar. O nedenden dolayı vezirini oynamayı tercih eder diye düşünüyorum. Eğer öyle olmasaydı fil C4 ile birlikte kalenin açmaza düşme ihtimali vardı. Ama fil C4'ten sonra fil hamlesi gelir ve kaleyi açmaza alabilir ve kale vezir şişi atabilir. O yüzden bir vezir C4 ile hem kaçıp hem de kaleyi açmaza alma olabilir. Fil G7 ile kale istenirse de kale E6 hem atın açması devam ediyor hem de G6'ya baskı devam ediyor şeklinde olabilir. Daha sonra fikir kale D1 olabilir, kale D6 olabilir, kale 1'den D6 olabilir. Yani birçok oyun fikri var beyazlar için ki siyahlar da zaten terk etmişler arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Satranç Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Sizler de bu turnuvayı nereden takip edebiliyorsunuz? Türkiye Satranç Federasyonu'nun internet sitesinden gerekli linklere tıklayarak canlı yayınlara, turnuva yönergesine ulaşabilirsiniz. Ve bu turnuva yönergesinden hangi günler saat kaçta turların yapılacağını inceleyebilirsiniz. O saatlerde de yine aynı siteye girip canlı yayınlar kısmında maçları canlı canlı takip edebilirsiniz. Biz de takip ediyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel, eğlenceli, değişik maçlar olduğu zaman yine YouTube kanalımızda videolaştırarak yayınlayacağız. Peki siz bu videolara ulaşmak için ne yapabilirsiniz? Hayatımız Satranç YouTube kanalına hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Abone ol tuşunun yanı başındaki gönderi bildirimlerini açarak da zil tuşuna basarak da gönderi bildirimlerini açabilir ve video attıkça, biz video attıkça bildirim alabilirsiniz. Aynı zamanda hafta sonları Lichess satranç turnuvalarımız devam ediyor. Hafta sonu turnuvalarımızı takip etmek için Instagram sayfamızı, Hayatımız Satranç Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Çünkü turnuva linklerini Instagram sayfamızdan paylaşacağız. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç genlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.